bitti. Ha, hayatım bir tane daha kahve verir misin bana? Çok güzel olmuş. Hadi. Aşkım bu dördüncü kahven. İçmesen mi artık? Bakışların falan bir değişti ya. Ha? İçeyim hayatım, içeyim. Niye içmeyeyim? İyi geliyor bana kahve, güzel geliyor. O yüzden elinden seviyorum kahveyi. Dur sen şimdi kahveyi bir bırak, ben sana bir şey soracağım. Ya şu Turgut nereden çıktı birdenbire aşkım, mantar gibi ya? Ha Turgut, bilmem. Orasını sen daha iyi bilirsin aslında. Aşkım niye bana öyle bakıyorsun? Nasıl of, ya? Öyle korkutma beni. Ha? Ayrıca ben nereden bileceğim Turgut'u? Bora Bey'e sor sen onu. Titredim. Alo. Heh, tamam geliyorum kuzen. Tamam. Ne diyor? Beni çağırıyor, ben gidip geliyorum. Hayatım sen de bize hadi kahve koy, gelince içelim, tamam mı? Aşkım ne kahvesi, hala kahve diyor ya. Normal kahve. Hey Allah'ım. Uf, şu Turgut işinde bir öğrenemedim zaten. Kuzen, ne oldu böyle bir sinirli gibisin? Sen niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Niye öyle bakıyorsun sen bana? Nasıl bakıyorum? Her an birini öldürecekmiş gibi. Yo, hayır ilahi. Ne diyelim? Doğruymuş öyle. Doğruymuş. Adanın ilk aşkı o Turgut denen herif. Bu Turgut olayı kesin mi? Kesin bilgi mi kuzen? Kesin. Oh. Ha? Kesin abi kesin. Kesin kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla duydum her şeyi. Kuzen sana hiç yakışıyor mu böyle kapı dinlemek, kapı aralığından izlemek falan böyle insanları? Sen gittin direkt sor. Ulan sormadın mı sanıyorsun? Sordum. Sordum, nerede olduğunu bile bilmiyorum dedi. Sonra da onları yemek yerken gördüm. Şimdi de yanından ayrılmıyor. Kuzen şu masaya sürekli vurup duruyorsun. Gergin bir ortam oldu iyice, Türk dizisi gibi ya. Şey yapma sen, bence git adaya bildiğini söyle abi. Söyleyemem Ali. Söyleyemem, ada yine kaçar. Kaçmaz, öyle düşünme. Kaçmaz ya. Şey değil ya, git bence söyle, sen öyle bir... Ama bu sefer öyle bir şey yapacağım ki Ali. Öyle bir şey yapacağım ki. Ada asla kaçamayacak. Asla kaçamayacak. Kaçamazsın, kaçamazsın. Tamam. Kahve içeceğim ben canım. Kahve istiyor, istiyor musun kahve? İç iç. Kahveyi sürahiyle iç. Sürahiyle içeceğim. Sürahiyle kahve içeceğim. Hadi bakalım. Kanka, Ali'yi sıkıştırdım ama hiçbir şey öğrenemedim. Allah'ım, ben kutuplardaki buzdolabı satıcısıyım. Çöllerdeki bahtsız bedeviyim ben. Yani İstanbul Borosu'na kayıtlı binlerce avukat içinde... ...Bora geldi benim boşanma avukatımı şirkete getirdi. Kanka dur bir sakin ol. Gel senin ablaya kıldanışalım, o bize bir yol gösterir zaten. Aa, ne oldu? Ben gidiyorum. Ben daha fazla burada duramam ben. Beni eve götür hadi. Teyzoşum ben şimdi seni nasıl götüreyim ben buradan çıkarsam maazallah. Patlar. Yasemin abla kafayı nasıl bırakayım? Ha gidiyorum ben, çok kötüyüm. Teyzoş. Kötüyüm ben. Teyzoş. Selim. Ali. Önce sen. Önce sen aşkım. Ama böyle. Ya bu... Turgut denen adam kim o? O avukat falan bir şeymiş. Aşkım olaya gel ya. Ben de sana aynını soracaktım. Ha. Yine aynı şey yapmıyorsun değil mi Selim? Neyi? Yalan söylemiyorsun yani şu an. Aşkım durumu biliyorsun işte, malum. Ne malum? Bir şey diyeceğim hayatım. Ada sana söz mü verdirdi? Ha, inanamıyorum ya. Cidden adaya inanamıyorum yani. Yani öyle bir lavukla ne iş olur bu kızın, anlamıyorum ya. Aşkım lavuktan kastımız Turgut mu? Evet, Turgut lavuğu. Devam etsen. Devam etsen ne yani? Bu durumu hiç yakıştıramıyorum adaya. Uf, aşkım çatlattın insana ha. Hangi durumu yakıştıramadın söylesene. Ya bu Turgut denen lavuk adanın ilk aşkıymış ya. Ne? Evet, o durumu işte. Yani adam, hayatım adam böyle kadınlara falan yiyecekmiş gibi bakıyor. Normal bir adam değil, iğrenç bir adam ya. Ne diyorsun Ali? Ne diyorsun Ali? Öyle, iğrenç bir adam işte. Öyle bir adam. Aa. Aşk kendi seçer.